Sen ne zamandır Yemen'e bir saldırı bekleniyordu herhalde. Daha önce bir Rafah'ı koruma komisyonu kurdu Amerika koalisyonu. O işlemedi. Bu sefer Amerika İngiltere yanlarına birkaç ülkeyi daha alarak Yemen'in bazı kentlerini bombaladı. Ne diyorsunuz? Ne oldu böyle? Ve bundan sonra ne olur? Kızıldeniz'de yaşadığımız her gelişmeyi, özellikle Arap Yarımadası ülkeleri ve ister Arap Körfezi, Arap Farisi, ister Kızıldeniz'de yaşadığımız her gelişme Gazze ile ve genel olarak Filistin ve Suriye'den, Lübnan'dan bağımsız ele alınamaz. Şüphesiz ki bugün İsrail'in Lahey Adalet Divanı'nda yargılanıyor olmasının en önemli sebeplerinden birisi Filistin direnişi ve ona destek veren devletlerin ve örgütlerin İsrail'e karşı kazandığı sahadaki önemli askeri zaferinden dolayıdır. Doğrudur, çok önemli sivil kayıplar, önemli altyapı tahribatı, Gazze'de korkunç bir vahşet yaşandı, yaşanıyor. Fakat buna mukabil İsrail'in ve onunla birlikte hareket eden müttefik devletlerinin hem Filistin sahasında hem daha sonra Lübnan, Suriye ve ardından da Irak'ta başarmak istedikleri amaç olarak, hedef olarak ortaya koydukları programı hayata geçiremediler. Bunun da en önemli sebebi Yemen'in, Lübnan'ın, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve dostlarının Filistin direnişine verdiği destekten mütevellittir. Bunun dışında şüphesiz hem uluslararası kamuoyunda hem Avrupa başkentlerinde, Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde İsrail'in bu katliamlarına karşı ayağa kalkan insanlık vicdanı, ardından da Arap ülkelerinin, Müslüman ülkelerin ve birçok ülkenin yapamadığını apartheid gibi ırkçı, faşist rejimle uzun yıllar yönetilmiş olan ve o apartheid, ırkçı, faşist yönetimin uluslararası Siyonist hareket ve İsrail tarafından ne kadar çok desteklendiği, beslendiğinin idrakinde olan Güney Afrika Cumhuriyeti, orada siyasi zaferini taçlandırdıktan sonra özellikle İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin geleneksel sistemine karşı ortaya çıkan ve dünyanın yeni nizamını oluşturacak olan Asya merkezli uluslararası bir koalisyonun içinde yer aldı biliyorsun. Bir BRICS üyesidir aynı zamanda. Bunun dışında da Suriye iç savaşında olsun, Lübnan iç savaşında olsun, İsrail ile savaşlarda olsun, Güney Afrika bütün baskılara rağmen bu ülkelerle ticari, askeri, siyasi, diplomatik ilişkilerini askıya almamıştır. En nihayetinde de Güney Afrika doğru bir hamle yaparak İsrail'in soykırım işlediğini ve yargılanması gerektiğini ifade etmiştir ve davayı Lahey Adalet Divanı'na götürmüştür ve şu an İsrail orada soykırımla yargılanmaktadır. Yani uzun bir dönem, en az 60-70-80 senedir dünyayı esas biz mazlumuz ve biz her yerde baskılara, zulme uğradık. Bu sebeple de yaptığımız her şey mubah ve hoşgörüyle karşılanmalı. Anlayışı, zihniyeti artık rafa kalkmıştır. Biz yazılarımızda da ifade ettik. İsrail ve Siyonist zihniyet en büyük zulmü Musevilere ve Yahudilere yapmıştır. Neden? Çünkü bu zihniyet zulmüyle, saldırganlığıyla, istilalarıyla, işgalleriyle Yahudi toplumunun birlikte yaşadığı toplumlar uzun yıllarca birlikte yaşadığı, birlikte yaşayarak, birlikte üreterek, birlikte tükettiği, bir arada hoşgörü içinde yaşadığı milletlerin yüreklerinde daha çok acı yaratarak kendi halkına ve kendi milletine karşı o milletleri düşman etmek niyetinde olmuştur. Zira
yeni düşmanlar yaratarak ve çevre ülkeleri ve milletlerinin İsrail'e ve Yahudilere düşman oldukları propagandasını yayarak dünya genelinde başta Yahudiler olmak üzere birçok farklı kesimlerin desteğini ve sempatisini kazanmaya çalıştı. Şimdi buradan çok hızlı olarak bu mitolojinin çöktüğünü görüyoruz. İsrail'in artık yargılanmakta olduğunu görüyoruz. İsrail'in sahada askeri olarak çok büyük kayıplar ve zayiatlar verdiğini görüyoruz. Bütün tehditlerine karşı Yemen'den gelen Filistin'le dayanışma, Lübnan'dan gelen Filistin'le dayanışma direnişi İsrail tarafından eğer herhangi bir müdahalede bulunmazsanız ben bu müdahaleyi kendim yaparım propagandalarıyla bir müddet kendi toplumunu ve uluslararası kamuoyunu yanılttı. Zira bunun en büyük ispatı Yemen'den, Lübnan'dan ve en nihayetinde bunu bilgi olarak paylaşalım. Haberlerde henüz yansıdı mı veya programınızda bunu dile getirdiniz mi bilmiyorum. İlk defa Irak'tan uzun menzilli balistik füzeler fırlatıldı dün. Ve İsrail'in en önemli ve stratejik limanı olan Hayfa'yı hedef aldı. Irak'tan. Irak'tan, evet. Hocam bir dakika, bu çok yeni bir bilgi. Irak devlet olarak bunu fırlatmadı herhalde, değil mi? Hayır, sahadaki özellikle Irak ordusunun da önemli bir parçası olan Hacd-i Şabi kuvvetlerinin tamam, veya İslami direnişi. Ben de öyle tahmin ettim. Ama bu çok yeni bir bilgi ve çok önemli bir bilgi. Evet, Irak'tan dün itibariyle ilk kez 1000 kilometre mesafede olan ve hava mesafesi 600 kilometreden fazla olan Hayfa-Irak mesafesine rağmen Irak'tan özellikle Suriye Deir ez-Zor sınırına yakın bölgelerden ama Irak'ın içinden İsrail'in Hayfa limanına ilk defa. Hocam Deir ez-Zor sınırından diyorsunuz. O da önemli çünkü Deir ez-Zor sınırı aynı zamanda Amerikan işgalinin, PKK işgalinin olduğu bölge. O bölgenin Doğrudur. Sınırından atılması da farklı bir anlam içeriyor. Şimdi zaten bütün bunları dün gece 03'te İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 noktayı hedef alarak onların iddialarına binaen dronların üretildiği ve füzelerin üretildiği sanayi tesislerinin vurulduğu olayı bu gelişmelerden bağımsız ele alamayız. Bu sebeple ben bu detaylı bilgiyi vererek Yemen'e yapılan bu saldırının sonuçlarını daha objektif analiz etmek adına bunu bilmek zorundayız. Evet hocam, o zaman bir katkıda da bulunayım. Aydınlık'ta bugün ABD üslerine saldırı fırtınası doğar. Hem Irak'taki üslerine hem Suriye'deki üslerine. İşte zaten bu çok... Herhalde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğrudur. Zaten Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinden temizlenmesi, Fırat'ın doğusunun da, yani Suriye'nin Fırat'ın doğusunun da sizin doğru ifadenizle Amerika ve PKK tarafından işgal edilen bölgenin de özgürleştirilmesini sağlayacaktır ifadesi çok anlamlıdır. Zaten Irak'ta hem Amerikan askeri üslerine yönelik hem Suriye içinde Amerikan askeri üslerine yönelik artarak devam eden bu füze saldırıları ve operasyonlar devam edecektir.